Meltem Hanım, icra kurulu sizi genel müdür yardımcılığına getirmek istedi. Ama ben dedim ki Meltem Hanım yapamaz. Niye? Çünkü hamileseniz. Onun yerine de doğal olarak Gönül Hanım'ı genel müdür yardımcılığına atadık. Ama ben yakında doğuracağım. Ondan sonra bir sorun kalmayacak. Ben hemen işe geri dönebilirim. Bebek benim kariyerimi etkilemez. Yapmayın Meltem Hanım. O çocuk büyüyecek. Emzireceksiniz. Hastalanacak. Kabız olacak. İshal olacak. Bütün gece uykusuz kalacaksınız. Ne olacak buraya geldiğinizde? Konsantre olamayacaksınız. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Bence siz işi bırakın. Gidin evinize, bebeğinize bakın. Bu hem sizin için iyi olacak, hem de bebek için. Selçuk Bey, hiç öyle şey olamayacağım. Siz merak etmeyin. Bebeğe Haluk bakacak. Haluk Bey, bebeğe bakacak. Yapmayın Meltem Hanım. Tanımıyor muyuz Haluk Bey'i? O zavallı bebeğin emziği yere düşse onu bile bulamaz. Engin gel gel. Allah aşkına gel. Buyurun Selçuk Bey. Haluk Bey bebeğe bakacakmış. Bizim Haluk abi. Bebeğe bakacak. Evet. Haluk abi. Şaka yapıyorsun. Haluk Bey bebek. Anneciğim. Benim canım turşu çekti. Ay, benim de canım karpuz çekti. Anneciğim, senin ne kadar kaldı? 6 hafta. Sezeryan olursa aynı gün doğurabiliriz anneciğim. Çok pratik olur. Doğum günleri de aynı gün olur. Hatta okula başlayınca aynı sınıfa bile yazdırabiliriz. Olur tabii. İyi fikir. Veli toplantılarına da beraber gideriz. Hatta bazen benim yerime sen, senin yerine ben gidersin. Olur. Bana sordunuz mu? Bana sordunuz mu hiç? İsteyerek mi ağlayacağım? Tamam oğlum, tamam oğlum. Tamam. Bak abla. İstersen değiştirelim, susturayım kardeşimi. Baksana ne olur. Sen istiyordur Güler'im. Ben de meme yok ki kalkayım. Ne olur çok uykum var ya. Hadi kalk Emzir, kalk Emzir. Hadi hadi. Bende tesis yok. Tesis olsa dükkan senin. Hadi hadi. Kalk kalk kalk. Hadi. Sen de bakacaksın. Hadi hadi hadi. Geç kaldım, çıkıyorum, tamam mı? Alo, alo. Benim de artık işe dönmem lazım. Saçmalama canım, ne işi? Baksana sen çocuk bakıyorsun da. Senin çocuğun bir büyüsün, böyle havuç kadar falan olsun. Ondan sonra düşünürüz. Sonra Duygu'nun da çocuğu var. Sen otur evde, ikisine de bak. Bir taşla iki kuş, ne güzel. Ya olur mu hiç öyle şey canım? İşin olacak, kariyer ne olacak? Olur olur, bal gibi olur. Hem sonra sen artık anneannesin. Anneanne, anneanne, anneanne. Anneanne. Ay! Ne oldu? Yok bir şey, kabus gördüm. Gene Nurten'le mi kavga ettin? Ha, Nurten Hanım'la kavga ettim.
Ama pek de naziksin. Kavga ediyorsun ama Nurten Hanım diyorsun. Sen kimseyle kavga mavga edemezsin. Hadi yat uyu, yat.